menajeriniz düşündüğümüzden de sıkı pazarlıkçı çıktı Nurhan Hanım. Ya, ya sormayın. Evet. Buyurun. Ya ben Nur Kozan'ı arıyorum. Burada mı kendisi? Gördünüz mü? Yiğit Kozan. Yiğit Kozan bu. Peki, beni tanıdığınıza göre artık kimi aradığımı da tahmin ediyorsunuzdur. Nur Hanım nerede? Menajeriniz bizi ne kadar zorlasa da biz sizden vazgeçmiyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Nur. Yiğit. Sakin. Ne yapıyorsun burada ha? Ne yapıyorsun gene? Neler karıştırıyorsun? Bu ne? Bu ne? Gene ne imzaladın sen? Bunun burada ne işi var? Yiğit Bey, ben Nur Hanım'ın menajeri olarak sözleşmeyi okudum zaten. Nesi? Menajeri. Nur Hanım, beyefendi. Kusura bakmayın, bir yanlış anlama var. Siz Fatih Bey'le halledersiniz. Biz çıkalım. Bu ne saçmalık? Bu ne diyor? Menajer ne demek? Hadi. Ben şunu bir alayım. Hadi. Evet, nerede kalmıştık? Şöyle vereyim. Bu da biraz buruşta mı artık? Bu neydi şimdi ha? Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir saçmalık? Nasıl bir saçmalık bu? Bunu bana nasıl açıklarsın sen? Nasıl? Gel gel, böyle ulu orta yerde konuşmayalım. Ya bırak Allah aşkına, ne ulu ortası? Bu neydi şimdi ha? Neydi? Aşkım, ben sana söyleyecektim. Bekliyordum. İmzayı atmayı, iş almayı bekliyordum. Ha, imzayı atmayı, iş almayı? Vay be, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Bu kez seni billboardlarda görme fırsatı tanımayacaktım bana. Çok incesin be. Bu kez podyum sürprizi değil, sözleşme sürprizi hazırladın, öyle mi? Aşkım bak, şu an ne desen haklısın. Ama bana açıklama fırsatı bile... Ya neyi açıklayacaksın sen ha? Neyi açıklayacaksın? Gizli gizli mankenlik terhanesine başlamanı mı? Bana yalan söylemeni mi? Yoksa benden habersiz bütün bunları çevirirken arkanda bu adamın olmasını mı? Yoksa senin yeni menajerinin bu bıyıklı ergen olmasını mı? Hangisini açıklayacaksın? Yiğit bak, Yiğit! Ben battım. Ne demek battım ya? Battım ne demek? Borcum var. Kredi borcumu ödeyemez haldeyim. Lütfen. Bak lütfen gel bir yerde sakin sakin konuşalım ha? Lütfen. Hadi. Bak güzel kardeşim. Sen beni anlamadın galiba ha? Vallahi bizim abilik meselesine her zaman saygımız var abi. Ben başka bir abiyi bekliyordum ama. Sen küçük abi oluyorsun herhalde. Yok, sen yanlış biliyorsun. Ben en büyük abi oluyorum. Elimi omzuna attığında polisi çağır, tamam mı? O çok sevgili, saygıdeğer abin zamanında yediğin naneleri öğrenince ne olacak ha? Yağmur Hatun, ne olacak? Marifetlerin bir bir ortaya dökülünce ne olacak ha? Unutma. Bir saniye bile için olsa unutma. Ben yanarsam sen de yanarsın. Bıçakladığın da çocuk kim biliyor musun? Ha? Yanlışın var abicik. Bıçak değil, sus dalı. Artist misin lan sen? Ha? Sana anan baban susalıya adam olunmayacağını öğretmedi mi? Bana bak, yarimizin abisisin diye edebimizle konuşuyorum. Ana baba karıştırma, bozarım. Bana bak koçu, bizim memlekette öyle susalıyla adam olunmuyor. Tamam mı? Bu bir. O bıçakladığın çocuk benim uzaktan akrabam olur, bu iki. Tamam mı? Şimdi içeri girip paşa paşa cezanı çekeceksin. Bu da üç. Tamam mı? Bak ne kadar yatarsın. Ne zaman da çıkarsın benim umurumda değil, tamam mı? Ama içeriden çıktığında seni benim kardeşimin 100 metre yanında göreyim. İçeriye mum ararsın, ben sana söyleyeyim, tamam mı? Hadi bakayım. Çok korktum be abicik. Sen şimdi bir gel bununla konuş. Kıbrıdama, polis! Thank you.
Gördün mü? Bitti gitti işte, bu kadar. Tuzak ha! Abicikle birlikte tuzak ha! Yağmur Hanım, bittin sen! Bittin, ipliğin pazarda artık! Bittin sen! Ne diyor bu Yağmur? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Ha? Hı hı. Hadi. Hadi gel bakalım. Bu kadar basit işte, söyledim sana. Borç meselesini öğrendikten sonra belki bana eskisinden bile daha kızgınsın. Biliyorum. Ama beni anlamaya çalış aşkım. Eğer sana söyleseydim, bunu tek başıma çözmeme izin vermeyecektin. Ben de senin bana yardım etmene izin vermeyecektim. Kısır bir döngü yani. Kafamı toplayıp sorunumu nasıl çözeceğime karar vermek zorundaydım. Zaman kazanmak istedim. Oturdum, düşündüm, taşındım. En mantıklı karar yeniden modellik yapmaktı. Hayatımda görmediğim kadar para gördüm o işlerde. Şimdi sadece borcumu kapatacak kadar birkaç iş yapıp banka olayını temizleyip sonra da bırakacağım. Kendim için yeni bir modellik kariyeri peşinde değilim Yiğit. Sadece geçici, sadece borcumu kapatana kadar. Bir şey söylemeyecek misin? Şimdi artık senden neden sakladığımı anlamıyor musun? Benimle paylaşmadın. Gittin o adamla paylaştın. Aşkım lütfen. Ne ilgisi var şimdi Fatih'le? İlgisi yok ama kim yanında? He? Ben yanında değilim, o adam yanında. Yavaş lütfen. Asıl sana yavaş. Sen yavaş ol. Dön bir dur, kendine bak ve yavaş ol. Başların mankenliğine, modelliğine, ajansına ha? Benden gizliyorsun, benimle paylaşmadığın şeyleri o adamla paylaşıyorsun. Benden gizledin, o adamı yanında götürdün. Ya, oldu olacak bütün borcunu da o adam kapatsın. Ağzından çıkanı kulağın duysun ya, laflara bak. Senin hak etmediğin laflar değil bunlar. Yiğit bu kadar mı? Fatih kıskançlığından başka bir şey söylemeyecek misin? Ya ben sana daha ne söyleyeyim be? Ha? Ben sana daha ne söyleyeyim? Ben bugün gördüklerimden sonra daha sana ne söyleyeyim? Ya nereden tutsam elimde kalıyorsun ben. Borcum var, bana söylemiyorsun. Borcum var, o adama söylüyorsun, o adamla paylaşıyorsun. Ya ben kimim? Ha? Ben kimim ben? Ben senin hayatında kimim? Kredi borcunu bile bana söyleyemiyorsan ben neyim? Ben kimim? Ya sana söyleseydim, ödemek isterdin çünkü. Aa bak ya, ne büyük kötülük. Ödemek isterdim, evet. Senin borcunu ödemek isterdim, ne büyük kötülük. Ya sen benim ne demek istediğimi... Hah, anlamıyorum. Ben senin ne demek istediğini anlamıyorum. Ben gerçekten senin ne demek istediğini bilmiyorumdur. Hadi bana ben olarak gelmedin. Tamam. O zaman patron olarak gel. Gel, geç karşıma, avans iste. Heh, çok mu zor? Avans mı? Ya benim aldığım maaş belli. Kaç yıllık avans alıp borcumu ödeyecektim Yiğit? Ha sonra gelsin, torpilli Nur'a verilen avansa bak dedikoduları. Ya sen gerçekten ne demek istediğimi anlamıyorsun. Ayrıca üzgünüm. Ama bu benim hayatım. Bir sorunum olduğunda tek başıma çözmek istedim, çözdüm. Bu yüzden yalan söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama senden özür dilemeyeceğim. Sen hayatını kiminle paylaşıyorsun, he? Benimle mi, o adamla mı? Bağırma bana. Az önce ne demek istediğini artık anlamıyorum, bilmiyorum diyordum ya. Artık biliyorum. Sen bana kimsin diyorsun, kimsin? Ve ben gerçekten artık senin hayatında kim olduğumu bile bilemiyorum. Yanlış yapıyorsun Yiğit. Hiç anlamıyorsun, hiç. Efendim Yiğit. Neredesin lan? Köpeklerle ne alıp veremediğin var senin ya? Bana böyle rahat adam ayakları çekme, böyle kurtulamazsın. Şirkete gelmek üzereyim. Tamam, bekle, geliyorum, bir yere kaybolma. Evet, işte bu kadar. Oldu, bitti, paketledik, gitti. Bana bak, bizim avukat da sağlam adamdır. He. Hiç merak etme, hak ettiği cezayı alacak.
Yani bir ara var ya polisleri aramayı unuttun sandım, biliyor musun? Hayır, bakıyorum ne gelen var ne giden. Manyak herif çekmiş sustalıyı. Ama çok iyi idare ettim her durumu. Yani ne kadar duydun, ne kadar dinledin bilmiyorum ama... yani ben bayağı iyiydim. Yağmur. Ne bu surat şimdi, iyi misin sen? Ne oldu? Bitti gitti işte her şey. Abin kurtardı seni. Tabii halloldu işte. Bana bak. Sen o tipe karşı hala bir şeyler hissediyor musun? Yok, daha neler. O zaman ne bu halin? Rahatla, gevşe artık ya. Bak her şey bitti. Emine de anlatacağız. Kurtuldunuz, bitti gitti artık her şey. Tamam canım ya. İyiyim ben zaten. Yağmur. Benim bu Sedat meselesiyle ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Yok yani anlattım işte. İfademi de verdim zaten ben. Yok. Başka bir şey diyorum. Yani benden sakladığın başka bir şey yok değil mi? Bak Yağmur, ben senin abinim artık, biliyorsun değil mi? Yani benden saklayacağın, benden gizleyeceğin hiçbir şey olmamalı. Benimle her şeyi konuşabilirsin. Sana kızmam, seni yargılamam. Anladın mı? Sana yardımcı olmaya çalışırım. Anlıyorsun değil mi beni? Yeşil. Yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Biz gidelim. Gidelim biz. Ay. Ya o eli sustalı cani pusudaysa? Ha? Ya pusu da senin dışarı çıkmanı bekliyorsa? Ha, istersen ben hiç dışarı çıkmayayım. Hep böyle evde kalayım abla ha? Çıkma efendim. Çıkma var dışarıda. Ya iş görüşmem var diyorum. Anlatamıyor muyum acaba? Alo. Başlarım mesela iş görüşmenden. Allah Allah. O gözü dönmüş katil bir bıçak daha saplasa işmiş kalacak sanki. Ay ben dayanamayacağım. Ben böyle her gün korkulu rüya göremem. Her gün korkulu rüya göremem ben. Sen nereye ya? Ben de geliyorum. Ya iş görüşmesine gideceğim diyorum. Sen nereye geliyorsun acaba? Bana ne kardeşim? Bana ne? Senin iş görüşmen varsa benim de bir tanecik kardeşim var Allah Allah. Sokakta mı bulduk, pazardan mı aldık? Ben de geliyorum seninle, ben korurum seni. Ya tövbe tövbe, sen kimi koruyorsun kızım? Deli misin, divane misin ya? Hadi bak tamam, bir şey olmaz. Ama hadi diyelim ki oldu. Tamam oldu. Sen nerenle koruyacaksın beni acaba? 9 aylık göbeğinle mi koruyacağım? 9 aylık değil o. 8 aylık. Abla hadi git işine Allah aşkına ya. Ben de geleceğim diyorum. Ya abla bir düş yakamdan ya. Bak bir de seninle uğraşmayayım. Heh. İşte itiraf ettin. Bir de dedin. İşte tehdit ediliyorsun oğlum sen. Allah'ım sana geliyorum. İşte ya. İşte ölümle tehdit ediyor seni değil mi? Allah'ına kavuşturacak seni. Tövbeler olsun ya. Yok. Gitmiş yani. Senin kafa hakikaten gitmiş. Hormonlar falan. Sağlamından gitmiş yani senin kafa. Buldum. Koruma tutacağız. Tabii ben koruyamam seni bu halimle. O Onur'un peşindekilerden. Tamam. Böyle dev gibi silahlı milahlı olanlarından koruma isteyeceğiz. Elmas. Kız cadı. Sen ne işler açtın benim kardeşimin başına? Ha? Elmas. Hıncımı alamıyorum. Delirdim. Zaten 2 gram aklı vardı, onu da hormonlara verdi, gitti ablam. Çekil gözümün önünden, çekil. Elmas, bir sakin ol ya. Asayiş Berkemal, değil mi? O ne demek be? Sustalı paket demek. Yani sustalıyı paketledim, götürdüm kendi ellerimle polise teslim ettim. Ay Allah'ıma çok şükür. Ay çok şükür. Ay ama ben gayet biliyordum. Senin bu işi halledeceğini biliyordum gerçekten. İyi, ben artık gidebilir miyim? İyi madem, tamam. Hadi. Ya Emin, bak bu davayı bizim avukata devrettim, tamam mı? Yarın seni arayacak, artık sen de. Tamam. Eyvallah. Benden de boynunu atlamamı beklemiyorsun herhalde. Bu ne ya şimdi? Ha? Ne bu? Ya ben bu çocuğa ne yapsam yaranamıyorum. Ben anlamadım ki. Neyse canım.
bırak sen onu. Sen şimdi şu kahramanlık hikayeni bir baştan anlat bana hadi. Anlatayım bak şimdi. Yağmur. Hayırdır? Sevgilin paketlendi değil mi bu suratlar? Ha ne saçmalıyorsun sen ya? Kim paketletti acaba? Ne bileyim böyle 105 karış olunca. Bilip bilmeden konuşma o zaman. Ya bak işte tersinde. Sen kesin mutlu olmadın yakalandı diye. Ben yakalattım diyorum sana ya. Anlamıyor musun? Hani niye ben her şeyi sana anlatmak zorunda mıyım ya? Tamam tamam bir şey demedim. Ha bu arada Cahit'le muhabbetinize pek iyi bakıyorum. Hayırdır? Kafasına taş düştü de abin olduğunu mu çakozladı? Bak Emine öyle deme. Yani tamam geç oldu ama tam oldu. Hem Cahit iyi adam. Yani tam biraz şey ama... Vallahi ben hala anlamadım o korkak herif nasıl böyle bir maceraya atıldı. Ablan için olmasın. Ya bir bırak ya. Ay sen bırak ya Emin. Ha yani niye bu kadar katısın ona karşı ben anlamıyorum ki. Ha onlar ablanla evlenseler de evlenmeseler de o senin doğacak yeğeninin babası. Sen istesen de istemesen de ömür boyu hayatında olacak. Ya tamam ben sana hak ver demiyorum ama anlamaya çalış bir arkadaş. Cahit o psikopat demek sana da salladı o sustalıyı. Ay ya sana bir şey olsaydı? Ay ya oğlumuz babasız kalsaydı ben ne yapardım o zaman? Ya ne olacak öyle bir şey olabilir mi ya? Ben... Elmas olur mu öyle şey saçmalama gözünü seveyim ya. Aa Nur. Ağlıyor mu o? Ne bileyim sanki. Allah'ım bir günümüzde olaysız geçsin ya. Ben gideyim şuna bir bakayım. Kahramanım sen de biraz dinlen. Ondan sonra ben dönünce kaldığımız yerden devam ederiz tamam? Hadi. Nur! 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 Ağlıyor musun sen? Bak bakayım bana. Ne oldu? Ay yoksa haciz mi geliyor eve? Ha? Evsiz mi kaldık? Haciz gelseydi daha mutlu olurdu. Ama yok yine ben kabahatli olurdum. Niye bana söylemedin Nur? Nasıl eve haciz getirirsin Nur? Ben burada neciyim Nur? Bankacısın sen çünkü değil mi? Benim bankacım. Ha, anladım ben. Yiğit öğrendi. Ondan sonra neden bana söylemedin dedi. Kıyamet koptu değil mi? Kopmaz mı? Yiğit'in kıyamet koparmaktan başka bildiği bir şey var mı bu hayatta? Meşgulüz gene. Olması gerektiği gibi. Allah Allah. Ya bunca işinin gücünün arasında yeni meşgelen Nur'la benim hayatım mı? İstersen Nur'un hayatı diyelim. Hatta biraz daha daraltıp Nur'un sorunları diyelim. Sana mı kaldı lan onun sorunları? Eğer o benimle paylaşıyorsa. Seni uyarıyorum anlıyor musun? Bizim hayatlarımız senin eline yüzüne bulaştırdığın polisi oyunlara benzemez. Kendine çok güveniyorsun. İşbirliğimize çok güveniyorsun ama güvenme. Eğer söz konusu Nur'sa
benim sabrıma, aklıma, mantığıma güvenme. Çünkü Nur benim hayatıma girdiğinden beri bende akıl, fikir kalmadı. Anladın mı? Bende sadece yürek var, yürek. Sevindim. Çünkü sende ne varsa bende de aynısından var Yiğit. Gene benden öncekilere benzemem teranesi. Eyvallah. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kendini eşsiz, benzersiz zanneden herif. Ben de Yiğitsem senin ense tıraşını göreceğim. Kısmet Yiğit'ciğim. Kısmet. Yani sen özgürlük türküsü çığıra çığıra Fatih'i de koluna taktın menajer diye modelliğe geri döndün. E adam da sizi bastı tabii. Bastı deme. Bak bastı deme sinirlerim bozuluyor. Ne diyeceğim pardon? Basmış işte. Hayır. Yani ne bekliyordun ben onu anlamıyorum ki. Sen daha tanıyamadın mı bu adamı? Ya tanıdığımdan sakladım zaten. Ona da anlatmaya çalıştım ama beni dinlemiyor ki. Her zamanki gibi ben ne konuşuyorum? Benim derdim ne? Önemli değil. Önemli olan Fatih mesela. E biliyor tabii. Fatih de boncuk değil sonuçta. İlk aşkım. Onunla değil Fatih'le paylaşmışım. Hatta ben hayatımı paylaşıyormuşum. Baba bak ya laflara bak ya. Ne kadar büyük laflar. Ha, kusura bakma da seni yaptığında az buz değil yani. Yani hem adamın gıcık olduğu işe geri dönüyorsun hem yanında Fatih. Düşünüyorum olmaz. Olmaz yani. Yiğit'ten sakladığını Fatih'le paylaşmak falan olmaz. Sen burada yerden göğe kadar haksızsın. Kusura bakma. Haksızsın deyip kestirip atma Elmas. Beni yargılayacağına sorsun bakalım kendisine. Neden ben değil de Fatih mesela? Şimdi bana sinir olma ama. Yani gerçekten ben de anlamıyorum. Yani senin o kafana taktığın borç Yiğit için ne ki? Yiğit canı istese bir gün de harcar o parayı. Sen neden yardım istemiyorsun? Ben istemem. İstemedim. İsteyemem. Olmaz öyle şey. Kendi ayaklarımın üzerinde durmadan olmaz. Ben borçlu kalamam Yiğit'e. Gerçekten hayat müşterek olsaydı bizim için, kendi yuvamızda, kendi hayatımızı yaşıyor olsaydık o zaman başka. O hala aynı evde işlerle yaşarken ben böyle dış kapının mandalı gibi para isteyemem Yiğit'ten. Yani şimdi Cahit'ten kendi aldıklarımı, ona aldırdıklarımı düşünüyorum da hakikaten yani hayat çok zor senin gibiler için. O sensin, bu benim. Bende de böyle. Sen de böyle de onda böyle değil işte. Ya daha iki güne kadar Fırat yüzünden icral icral diye ortalığı inletirken benim duygularımı umursadı mı? Ne dedi bana? Ben neyi ne için yaptığımı biliyorum. Sen ne düşünürsen düşün dedi değil mi? Demek öyle de oluyormuş. İyi o zaman böyle de olur. Şimdi kıskançlık kavganızı düşünüyorum da ne diyeyim haklısın. Onda da haklısın. Anlamak zorundayım. Dahası ben ona hak vermek zorundayım. O ne yaparsa yapsın ben onun adına mantıklı bir açıklama bulup susmak zorundayım. Ama o beni dinlemesin değil mi? Ben buraları çok gördüm geçtim. Artık yok öyle. Hatta madem öyle işte böyle. Ay ne estin ne estin be. Ne olacak peki? Yine soğuk rüzgarlar, tribal enfeksiyonlar. Sen bir de şimdi mankenliğe başlayınca nasıl toparlanacaksınız acaba siz? Yiğit Bey ne demek istediğimi görecek, beni anlayacak, biz de düzeleceğiz. Bu sefer peşinden koşmayacağım onu. Akışına bırakacağım. O işlerle ilgili nasıl akışa bıraktı, ben de onu bırakacağım. Bırak, bırak. Aferin. Şey, ben kalkayım. Siz konuşursunuz. Konuşun. Sakin. Relax. Tamam mı? Kolları sıvadın belli. Niye bize göstermiyorsun? Birkaç tasarımını bizimle paylaşsaydın belki fikir verirdik Jürel'cim. Yok şekerim yok. O benim tarzım değil.
Yani böyle tasarım aşamasında nasıl diyorlar? Böyle sanatçı hassasiyeti içinde oluyorum ben. Ha tabii tabii. Şu sanatçı doğum sancısı dedikleri şey değil mi? O sancı. Da işte o sancıyı da anlayabilmek için böyle biraz da olsa bir yetenekli olmak gerekiyor. Şimdi siz benim kibirli olduğumu düşünebilirsiniz ama... Yok canım, biz bilmiyor muyuz seni? Şekerim, bu arada tüm katılımcılarımıza sergileme tercihlerini soruyoruz. Takını heykele mi giydirmek istersin yoksa model mi kullanmak istersin? Bu model derken modelleme gibi mi oluyor yani? Ah İcler'cim, sen bizim müzayedeleri iyice unutmuşsun. Manken canım, kanlı canlı manken mi taşısın diyoruz. Ay yok, manken olmasın. Ben uğraşamam o mankenlerle. Zaten mankene de böyle genel olarak bir alerjim var benim. Ay alerji deyince dank etti bana. O kadın hala mankenlik yapmıyor değil mi? Biz geçenlerde akla zarar bir şey duyduk ama... Hani duy da inanma dedikleri cinsten. Güya o neydi adı? Nur canım, Nur. Heh, güya o Nur sizin şirkette sekreter olarak çalışıyormuş. Ay gül gül öldük vallahi. Ya işte. İnsanların hayal dünyaları geniş böyle, çok güçlü. O ağızlar da torba değil tabii. Neyse biz ne diyorduk ya? Model olmasın diyorduk, heykel olsun diyorduk ha. İcler'cim konu açılmışken atölye açılışına gelmesi kaç puandı o kadının? Vallahi bilmiyorum ki Semra'cığım. Sen kaç puan verirsin? Aman Semra'cığım, puanları biz de İcler'e veririz. Atölyeye sen çağırdın diye duyduk biz. Oh hanımlar, vallahi siz de bütün gün oturduğunuz yerden duyuyorsunuz da duyuyorsunuz. Ne güzel hayat vallahi. Oh İcler, bak bize sürpriz yapma. Müzayedeye de çağıracaksan haberimiz olsun yani. Hanımlar, yani o atölyeye gelmesi olayı bir iletişim kazasıydı diyelim. Lütfen ama ya, lütfen yani. Benim atölyem nerede, o kadın nerede? Ha müzayedeye gelecek olursak da, yani İcler Koza'nın imzasını atacağı bir müzayede o kadının boyunu fersah fersah aşar. Çapı yetmez yani onun. Anladın nasıl? Çapı yetmez. Neyse, hadi siz hiç bozmayın. Ben yavaştan kalkayım, çalışmaya döneyim artık, tamam? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dedikoducu fareler. Şekerim bırak Allah aşkına. Kendi çağırmış, bilmiyor muyuz? Gövde gösterisi yapacağım derken 2.80 devrildi kaldı yere. Şimdi inkar ediyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu sekreterlik işi doğruymuş. 2 hafta önce Haldun araba almaya gitti. Gitmişken de Yiğit'e uğramış. Gözleriyle görmüş canım kızı orada. Suyu çıkmış artık bu işin, suyu. Yani bir elini yüzünü yıkayıp bir elmasla konuşup kendine gelemedin hala değil mi? Ben ne yaptım, ne halt ediyorum diyemedin değil mi? Sen de bir nefes alıp şöyle klasik Yiğit Kozan gibi... Bir arabayla agresif böyle 1-2-3 tur atıp bir düşünüp sakinleşip kendine gelemedin. Ben kendimi haklıyken nasıl haksız duruma düşürüyorum bile diyemedin. Al. Al bak kendi ağzınla söylüyorsun. Haklı olduğumu kendi ağzınla itiraf ediyorsun. Evet. Evet senden sakladığım için haklıydın. Ta ki ağzını açana kadar. Heh, aynen. Aynen böyle devam et. Aferin sana. Aynen böyle devam et. Aynen devam eden sensin. İlk günden beri senin istemediğin bir şey yaptığımda... Tamam, hadi hata olsun. Her hata yaptığımda beni dinlemek, beni anlamaya çalışmak dışında her şeyi yapan sensin. Anladım ben seni. Hiç merak etme. Seni anladım. Anlamıyordum ama bu sefer demek istediğini anladım. Hem zaten sen kendini anlayanı bulmuşsun. Bak, şunu yine yapma. Yine dönüp dolaşıp meseleyi Fatih'e kilitleme. Bak çok fena olacak. Ben meseleyi kilitleyeceğim yeri çok iyi biliyorum da. Bak, sana tane tane son kez soruyorum. Borcunu ödemek için o işi yapmaya kararlı mısın? O iş? Pes artık Yiğit ya. Ya bu kadar kötü bir şey mi? Birkaç reklam filmi için çekime gitmek, belki birkaç afiş için poz vermek. Ya adını bile anamayacağın kadar kötü bir şey mi yaptım ben? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bir soru sordum, cevabını ver. Kararlı mısın, değil misin? Evet, kararımı verdim. Yapacağım. Borcumu kapatana kadar ek iş olarak mankenlik yapacağım. Ben neyin bedelini ödediğimi çok iyi biliyorum. Ya sen? Ne diyorsun sen ya? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Açık açık söylüyorum sana. Ben bir bedel ödüyorum. Sen de ödersin.
Ya şuna bak ya. Ya laflara bak ya. Laflara bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Sen resmen beni tehdit ediyorsun ya. Resmen tehdit ediyorsun sen beni. Yaz geldi dedik, şöyle bir kafa dinleyelim dedik. Aa! Ay çocuğum kudurmayın artık ama ya. Ay kafamız kazan oldu be. Üf, gidin şurada oynayın hadi, hadi. Üf. Aa, bu ne be? Hadi Mert'in patırtısına alışkınız da. Ay bu kız çocuğudur, usta olur dedik. Mert'ten beter çıktı be. Ay ne cırtlak şeymiş canım. Aferin Nazan, aferin. Kıza böyle hitap et. Ona böyle davran hep, tamam mı? Yüzüne bile bakma. Böyle devam et sen. Ay bırak Allah aşkına Aytül Hanım ya. Görüyorsun, kabul et işte. Beklediğimiz gibi olmadı bu evlat edinme işi. Kız hiçbir işe yaramadı. Cahit ikimizle de köşe kapmaca oynuyor evin içinde. Ay bırak çocukla ilgilenmeyi, bir kere yanağından makas aldığını görmedim vallahi. Sen bu kızı doğru değerlendiremiyorsun Nazan. O ne demek şimdi öyle? Nasıl? Nerede kaldın ya? Geliyordum valla. Ay sorma Cahit, bizimkiler gene kapışmış. Onu anladık canım, anladık. Ben gelirken Yiğit'i gördüm, deli danalar gibi dolanıyordu valla artık. Ne konuştularsa hırsından içeri giremiyor adam. Anladım, anladım. Yani onlar kapıştı, bizim kahramanlık hikayesi yalan oldu yani. Aman da aman. Benim çocuğumun kahraman babası doyamamış mı? Kahramanlık destanını anlatmaya. He? Hadi yürü. Gel, kalanını tamamlayalım içeride. Oo, yani. Şu şiş göbekli hokkabaza bak ya. Cahit'i de takmış koluna, utanmadan bile suratıma bakıyor. Allah şeytan diyor ki kalk git. Otur. Otur Nazan, otur. Şimdi sen beni oturtuyorsun da otur otur nereye kadar acaba? Bak, ikinci celsenin eli kulağında. Cahit beni boşarsa ne olacak? Hı? Meydanı o karnı şiş mi bırakacağım ben acaba? Ben burada elin çocuğunu pışpışlarken ya bunların arası düzeliyor be. Nazan benim lafımı dinle. Sen bu kızı değerlendiremiyorsun diyorum ben sana. Ben de o kızdan bana fayda yok diyorum Aytül Hanım. Madem sana fayda yok, o zaman öbürüne zarar getireceksin. Sen bir devam et bakayım. Çocuğu madem kendi lehine kullanamıyorsun, o zaman elmasın aleyhine kullanacaksın. Hayır yani, bir tehdit etmediğin kalmıştı. Ne yapacaksın acaba? Ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum acaba ne yapacaksın? Yiğit'cim, yine Nur Hanım'ın kapısında volta. Bravo sana. Yok yok. Ya o dediğin kolaydı öyle. Ne o küçük kızda ne de elmasta o potansiyel yok. O zaman kendin yaratırsın Nazan. Ay sen de beni gaza getirip durma Allah aşkına ya. Çürük plan kurdum, bu sefer işe yaramadı demiyorsun da. Ya sen bilirsin Nazan. Kendini kurtar diye kafana silah dayayacak değilim. Ay sen bana surat mı asıyorsun acaba? Ah, İclal. İclal gel. Hı, gel İclal gel. Gel de şu ananın suratından kurtar beni Allah aşkına. Oho. Kızı anasından beter. Hayırdır, beş karışsın yine. Ya Yiğit, başlamış yine Nur'un kapısında voltaya. O dernek cazıları da Nur Hanım'ın yüzünden tefek oydu beni. Kaç karış olsun acaba benim suratım?
Nur'la dernek ne alakasında? Ne bileyim, bu milletin dedikodu merakı işte. Yok efendim, ben Nur Hanım'ı da çağıracak mıymışım müzayedeye? Ay yok artık, daha neler? Niye? Niye şaşırıyorsunuz? İnsan kendi atölyesinin açılışına çağırırsa el alemin müzayedesine niye çağırmasın? Anne ama lütfen ya. Vallahi lütfen. Zaten kafam takıldı yine Yiğit'e. Artık ne olduysa bak, yine aklı fikri... Seninki fena sinirlenmiş yine. Attım elimi omzuna. Şöyle ona bir el ense çektim, tamam mı? Ona dedim ki... Ben abisiyim dedin. Evet. Evet. Ben abisiyim dedim. Sonra? Hoş geldiniz Yiğit Bey. Aa, Yiğit geldi. Dur. Ah. Elmas, bir şey anlatıyoruz değil mi şurada? Yiğit. Yiğit, bir dakika. Git, git kuzeninle konuş. Git kuzeninle konuş. Canım, ondan dinleyeceğimi dinledim zaten. Kardeşim hayırdır? Ne bu olaylar? Ya Cahit, benim ağzımı açtırmayın Allah aşkına. Vallahi ters bir şeyler çıkacak. Ama konuşalım işte, bak sen de rahatlarsın hem. Bir şey diyeceğim. Gel şöyle oturup biraz konuşalım. Bak benim de sana anlatacaklarım var, gel. Ay Cahit'te öyle bir bomba var ki. Gerçekten bak, yemin ediyorum kafan dağılacak. Hadi hazır şu telekulaklar da dışarıdayken konuşalım şurada. Gel, gel. Ya bak sana ne anlatacağım, gel. Ne anlatacaksın? Gel. Gel şöyle bir otur. Otur bir. Hep gerginsin, hep gerginsin. Olmuyor. Otur, ha. Ay ne soğukkanlı kadınsın sen İclal ya. Ben mi Nazan? Evet sen. Ay belli ki adam burnundan soluyor. Yanına gidip şöyle onu alt okka edip hani canım neyin var falan deyip ne olduğunu öğreneceğine burada bizimle oturmuş car car çene çalıyorsun ya. Ay ne iyi fikir verdin Nazan be. Ay çünkü Yiğit de beni bekliyor değil mi o yılanla ilgili dertleşmek için. İclal. Nazan haklı. Git bir görün, bir ilgilen. Yok anne ya, yok. İlgilendikçe daha çok sinirlerim, asabım bozuluyor ya. Vallahi doluyorum artık yani. Vallahi sen kızına hiç iyi taktik veremiyorsun Aytül Hanım. Bak söyleyeyim ben sana. Senin çenen anca bana yetiyor maşallah. Benim kızım laf dinlesin. Ay tamam. Tamam ya, gidiyorum. Ama gittim hep pişman olursam hep sizin yüzünüzden ha. Senin o kuzenin var ya, senin o kuzenin. O kendi ayakları üzerinde durma sevdalısı kuzenin. O görecek. O görecek. Kendi ayaklarının üzerinde durmak ne demekmiş? Görecek o. Demek benden yardım istemiyor. Demek benden yardım istemek bu hayattaki en zor, en tahammül edemediği şey. Peki. Öyle olsun. O gitsin. O menajeriyle. Bir de menajer oldu herif ha. Mühendisti, daha iyi çocuk yetmedi. Bir de menajer oldu. Gitsin o menajeriyle mankenlik ajansına kayıt olsun o. Yiğit'im bak, ben seni anlıyorum. Hak veriyorum. Ama ben Nur'la konuştum yani, öyle bir şey değil o. Yani geçici bir şey mankenlik, borçlarını kapatana kadar. Ya bırak Allah aşkına. Geçiciymiş, kalıcıymış. Resmen beni çiğneyip, çiğnemek ne demek? Resmen üstümden ezip, geçip 3 kuruşluk borç için... 3 kuruş mu? Pardon da sana 3 kuruş ya, pes artık ama. Elmas'cığım sen tamam, karışma. Ya bırak Allah aşkına. 3 kuruşmuş, 3 milyonmuş ne fark eder? O mankenlik yapacak mı? Yapacak. O yüzünde bir ton makyajla gidip abuk sabuk pozlar verecek mi? Verecek. Ya ben niye konuşuyorum ki? Niye anlatıyorum ki bunları? Ben biliyorum. Bunları neden yaptığını çok iyi biliyorum. İclal'i kıskandı. Tabii. Güya ben İclal'i kıskandım diye kıskandı. Aklınca bana bedel ödetiyor. Ama ben göstereceğim ona. O bedel ödemek ne demekmiş, görecek o. Thank you.
Mutfakta üçüncü dünya harbi çıkmış. Yemek yapıyorum. İyi de böyle gözü dönmüş halde yapılan yemekle karın mı doyar? Taş olacak, midemize oturacak her ne yaptıysa. Ya iyi geliyor bana, iyi geliyor. Bak Fatih Bey oğlumuz da geldi, içeride oturuyor. Aç acını. Ayıptır kızım. Bu ne bitmez yemekmiş böyle. Hay elini keseceksin, elini. Ay o hanı şöyle mi doğranır döver gibi? Döverim. Gebertirim de. Tövbe bismillah. Ha, vallahi yemek yemekliğinden utandı. Geç sen de Nafsalama geç. Ben şimdi Nur'a yardım ederim, hallederiz yemek için. Taş yiyeceğiz yemek yerine, taş. Hırsını yemekten çıkarıyorsun ama biraz abartmıyor musun? Hiç. Hiç abartmıyorum hem de. Nur. Nurcuğum. Biraz konuşalım mı? Şunu da bir bırak istersen elinde. Ya bana ne yaptığını bilmiyorsun. Tahmin etmek pek zor değil. Hiç öyle tahmin falan edemezsin. Mesela tehdit etmiş olabilir mi? Nasıl yani? Nasıl bildin? Bunu bilmek için senin düşündüğün kadar dahi olmaya gerek yok. Gerçi ben de bir çeşit dahiyim ama. Tamam kabul ediyorum, bu sefer güldürmedi. Aba ağzından sopa gösterdi. Ya tehdit etti beni ya. Öyle şaşırdım kaldım, ağzım açık kaldı resmen. Bir şey söyleyemedim bile. Sen nereden bildin? Neden şaşırmadın? Neden şaşırayım ki? Yani tehdit etmek Yiğit'in yapmayacağı bir şey değil bence. Beni Fatih ya, beni. Bak dur. Böyle egoist adamlar egoları kırıldıklarında hep en iyi bildikleri şeyi yaparlar. Yani kırarlardır. Bence bunda senin düşündüğün kadar şaşıracak bir şey yok. Hatta bence sen şaşırmayı bir kenara bırak da Yiğit'in gerçekte nasıl bir insan olduğunu sorgulamaya başla. Biliyorum bu söylediklerim sana iyi gelmiyor. Ama ne derler bilirsin. İnsanlar birbirlerini kavga ederken tanır. Bu ilk kavgamız değil ki. Yani ilişkiniz devam ettiği sürece son kavganız da olmayacak. Nur. Bak bir yıl önce siz kavga ederken seni tehdit etmiyordu. Artık tehdit ediyor. Bence sen salatayı hazırladıktan sonra bir sonraki kavganızda neler yaşayacağınızı bir düşün. Hayır. Hayır bak sen insanları çok iyi tanıyorsundur, çok iyi analiz ediyorsundur. Hatta insan sarrafısındır belki de. Ama Yiğit düşündüğün gibi biri değil. Yani senin düşündüğün kadar değil. En azından her zaman değil. Rahat ol. Bana Yiğit anlatmak zorunda değilsin. Öfkesi geçince yatışacak. Söylediği her şeyden, hele o tehditten çok pişman olacak. Neyse, unuttum gitti o tehdidi. Ne olduğunu da hiçbir zaman öğrenmeyeceğim. Çünkü her neyse yapmayacak. Yapmayacak. Umarım Nur. Umarım öğrenmezsin. Anneciğim, ne diyorsun yılanın son bombasına? Yiğit Bey görsün bakalım sevdiği kadının gerçek yüzünü. Borcu varmış da bilmem neymiş de. Ya bırak Allah aşkına İclal. O şöhretin tadını aldı bir kere. Hiç öyle şirkette sekreterlik falan keser mi onu? Bir mazeret buldu, eski günlere geri dönmek istiyor. İstesin bakalım. İstesin ama madem istiyor. Belki biz de ona şöyle küçük bir kıyak yaparız. Pardon. Ay! Ay yeter be. Ay kafam şişti ya sabahtan akşama kadar patır 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 patır. Hadi gidin dışarıda oynayın hadi. Aa! Kızım ya. Ama abla o bilerek yapmadı ki.
Doğurtacak mısınız beni burada? İnsan biraz önüne bakar canım. Özür dilerim bebekim. Ne oluyor be? Ne bağırıyorsun çocuğa? Bana bak kızım. Bu mu söyledi sana? Ha? Bu mu söyledi sana? Git bilerek karnına çarp, bu mu dedi? Ay sen iyice delirdin artık ama Elmas. Kızım, Nazlı bak doğru söyle. Vallahi billahi kızmayacağım. Yok abla, vallahi billahi ödemedi. Ben yanlışlıkla çarptım. Elmas ne oluyor? Aman ona bir şey olduğu yok. Hanımefendi bana olan hırsını el kadar çocuktan çıkarıyor. Ne olacak? Delimine ya. Ya karnıma çarptı, ben de can havliyle bağırdım. Ne yapayım? Elmas, sen iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Aman onun bir şeyi yok, merak etme. Turp gibi. Çocuğun ödünü patlattı sadece. Avaz avaz azarlıyor çocuğu. Abartma beni Azan. Seni de duyduk, car car bağırıyordun odanıza gidin diye. Tamam, korkma güzelim sen. Korkma gidin. Bir de çocuğu çekiştirmiş, sıkıştırmış köşeye. Söyle bakayım, annen zorla mı karnıma çarptırdı diyor. Yapmadığın şey değil çünkü senin. Aman Allah kuru iftiradan saklasın. Çocuklar, bak dikkatli oynayın tamam mı? Nazlıcığım. Ben şimdi sana öyle bağırdım da özür dilerim. Ama korkma tamam mı? Bak bebiş iyi. Ama siz de dikkatli olun bundan sonra, böyle evin içinde koşmayın tamam mı? Hadi Elmas hadi. Üzüldü çocuk. Vallahi Can abiyle bağırdım Cahit ya. Tamam kuzum. Korkma tamam mı? Üzülme sen. Yok bir şey. Tamam mı bir tane? Madem sana fayda yok, o zaman öbürüne zarar getireceksin. Çocuğu madem kendi lehine kullanamıyorsun, o zaman Elmas'ın aleyhine kullanacaksın. Hadi bakalım. Daha neler İclal. Bak yine kendin kaşınıp kendin üzüleceksin kızım. Ben niye üzülecekmişim ya? Allah Allah, hiç de üzülmeyeceğim vallahi. Benim alnım açık, başım dik. İclal, senden rol çalar. Müzayedeyi sana zehir eder. Kimse onun boynundaki takıya bakmaz. Ona bakar, onunla ilgilenir, onu konuşur. Ben sana herkesin ne konuşacağını söyleyeyim anne. Herkes o kadının o müzayedeye ancak bir çalışan olarak gelebileceğini konuşur. Benim parasını bastırıp onu çalıştırdığımı konuşur. Ya bir düşün, bir düşünsene. Böyle benim bir davetli, benim bir seçkin, böyle seçkin bir dernek üyesi, hatta benim tasarımcı olarak baş köşede oturduğum o müzayedede Nur bir çalışan olacak anneciğim. Ben neredeyim, o nerede? Ben kimim, onun çapı ne? Ya anne, Yiğit'e bundan daha iyi bir mesaj olabilir mi ya? Nur'la benim aramdaki farkı insanlara göstermek için bundan daha iyi bir fırsat olabilir mi? Yiğit'e karşı zor durumda kalırsın. Olmaz. Vallahi anneciğim, belki bu sefer zor durumda kalan o olur ha. Istaka karını doyuruyor mu? Ne? Mert. Seni de sofrada görmek istiyor. Ha tabii tabii, yemek değil mi? Tabii. Ne oldu sana? Böyle bir kafan bir yerlere takılmış sanki, bozuk gibisin. Ya hiç şöyle kafam karışık biraz ya. Onu diyorum ben de işte. Terapiye gelmişsin buraya. Bilardo oynamanı kastediyorum yani. Ya abartma Celal, oynuyorum işte öylesine. Ne yaptı yine? Ne? Hadi Yiğit'ciğim. Hadi. Yani ikimiz de gayet iyi biliyoruz buraya kimin için geldiğini. Değil mi? Ya bir de Allah aşkına abuk sabuk şeyler söyleme. Daha neler ya? Yeterince yüz göz olmadık mı artık? Affedersin ya. Gerçekten affedersin ama ben böyle seni bu halde görünce bir tutamıyorum kendimi işte. Elimde değil yani. Tamam hadi. Hadi gel. Hazmedemiyorum hiç.
ben seni böyle o kadının yüzünden mutsuz, acı çekerken huzursuz görmeyi hazmedemiyorum. Anladın mı? Ya o kadın seni mutlu edemiyor. O kadın sana göre biri değil, ben görüyorum bunu. İçten içe sen de biliyorsun. Ama görmek istemiyorsun. Yiğit, kitabını yazarım ben seni. Senin öyle çıktığın yoldan dönmen kolay değil, ben biliyorum. Şimdi sen benim elimi bıraktın. Onun elini tuttun ya bir kere. Sakın öyle zevk alıyorum, oh diyorum falan diye düşünme, ne olursun. Ama sen o eli bırakmadığın sürece bugün ne yaşadıysan yarın da onu yaşayacaksın Beyit. Hadi. Hadi İcrel. Amca şey kısmını bir daha anlatsana ne olur. Kötü çocuğu dövdüğün kısmı. Bak anlatayım size orayı bir daha. İyi dinle şimdi. Ben bu kötü çocuk var ya, onu böyle kulağından tuttum. Onu böyle salladım, salladım, salladım. Duvara bir vurdum onu. Cahit, çocuklara abuk subuk şeyler anlatma istersen. Niye canım? Yani bilsin çocuklar, sonuçta hayatta böyle kötü insanlar da var yani. Yani sonuçta teyze, biz de çocukları bilinçlendirmek için anlatıyoruz yani. Cahit, itle kopukla muhatap oluyorsun. Bir de marifetmiş gibi gelip burada böyle güle oynaya anlatıyorsun. Eli bıçaklı serseriler başımıza musallat oluyor. Biz de böyle akşam yemeğinde destan dinler gibi dinliyoruz. Ne güzel değil mi? Size musallat olan yok. Sen oldun ya. Teyze. Oh, afiyet olsun. Ne güzel birbirinizden başlamışsınız yemeğe. Yiğit, abinin marifetinden haberin var mı? Otur, otur. Otur, yemeğini bitir. Abini sürüklediği tehlikeye sen de arka çıkmayacaksın herhalde. Teyze, abartmasak? Abartmasakmış. Cahit, şimdi beni konuşturma Allah aşkına. Teyze, bırak da çocuklar yemeklerini yesinler. Tabii tabii. Dur bakalım. Dur bakalım bu kız bizim başımıza daha neler açacak. Dur bakalım. Aytül Hanım. Yağmur Hanım. Polisler. Yağmur Hanım için gelmişler efendim. Kapıdalar. Ne polisi ya? İfade vermediniz mi? Verdik. Verdik biz ifade ama bir yanlışlık falan oldu herhalde. Yok. Yok. Yanlışlık yok. O ne demek ya? Yok işte. Kim bilir ne yaptı. Buyurun arkadaşlar. Konu neydi? Yağmur Hanım'ın bizimle merkeze kadar gelmesi gerekiyor. Bir dakika, bir yanlış anlaşılma olmasın. Biz ifademizi verdik. Hakkında şikayet var beyefendi. Neyle ilgili? Terbiyesiz herife bak ya. Bir de Yağmur'u mu suçluyor? Yani ne yapmış benim kardeşim? Gidip arkadaşını mı bıçaklamış? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben kardeşimin neyle suçlandığını öğrenebilir miyim? Hakkında dolandırıcılık şikayeti var. Arkadaş yok. İşmiş yok. Ya sen şu sizin kafeyle konuşsan insanlık namına. Yani ne iş olsa yaparım. Eyvallah kanka, eyvallah. Sağ ol. Ne oluyoruz ya? Yok yok, sana demedim. Hadi hadi, eyvallah. Memur bey. Ya ne gerek vardı şimdi? Biz kardeşimizi götürürdük. Yani böyle şimdi karga tulumba götürüyorsunuz. Kurallar böyle Yiğit Bey. Ya dolandırıcılık ne? Ben hiçbir şey anlamadım ki yani. Ne? Dolandırıcılık mı? Doğru mu duydum? Hadi atla, hadi. Ben de geliyorum. Hadi, hadi atlayın. Yazık kıza ya. Küt diye götürdüler. Ay canım ya, çok mu üzüldün? Sen de gideydin onunla. Layığını buldu. Dolandırıcılık. Nedense hiç şaşırmadım. Ama sen de yapma ama ya. O kadar da değildir yani.
Ha bunu sen mi söylüyorsun İşler? Senin takılarına yaptığını unutmadık daha. Ay tabii ya. Ay ben şimdi anladım sen bu kıza niye bu kadar arka çıkıyorsun. Tabii daha önce niye aklına gelmedi benim? Ne alakası var ya? Aa, bakayım. Utandın mı sen? Ay sen utanmak nedir biliyor musun acaba? Ay hadi afiyet olsun size ya. İşim gücüm var benim. Görüyor musun şu tavırları Aytül Hanım? Böyle bir boyun eğmeler, bir göz süzmeler falan. Seninle iki lokma yemek yiyeceğini zanneden de kabart zaten. Ne oldu Elmas Hanım? Ha? Zoruna mı gitti? Yalan mı? Sen benim kocamı çaldığın yetmezmiş gibi takılarımı da çalmadın mı? Ellerim kırılsaydı da çalmasaydın tamam mı? İnşallah. Bir gün o da olur elbet. Seninle aramızdaki fark ne biliyor musun Nazan? Ben hatalarından ders alıyorum ama sen hiçbir zaman almıyorsun. Hayatında yaptığın, yaşadığın, yaşattığın hiçbir kötülükten, çektiğin hiçbir acıdan, çektirdiğin hiçbir acıdan ders almıyorsun sen. O yüzden ben ne kaybedersem kaybedeyim sonunda kazanacağım. Sen kaybedeceksin. Ne kazanırsan kazan. Ben kocamı kazanacağım Elmas Hanım. Duydun mu beni? Ben kocamı kazanacağım. Kocamı! Sakin ol. Tamam otur. Şuna bak ya. Terbiyesiz. Tamam. Kendi kaşındı. Senin dediğin gibi olsun Aytül Hanım. Tövbe bismillah. Allah'ım günah yazma. Bu ne biçim pilav ya? Pilav mı dedin yavrum? Lapa bu lapa. Pilav demeye bin şahit ister. Biraz mı? Şey olmuş sanki. Makarna? Tabii derhal. Yeme çocuğum yeme. İnsan elinin hamuruna yüreğini katar. Bizim kızımız gözü döne döne pişirdi bu yemekleri. Allah günah yazmasın ama karın mı doyar hınç lokmasıyla? Tatlı. Tatlı? Kız şeker mi koydun sen tuz yerine? Aman ya Rabbi, koca sofrayı mundar ettin derdinden. Anam, şuradan ekmeği uzatsana sana zahmet. Oh, dünya varmış ya. Peynir ekmek candır tabii. O zaman biz şöyle yapalım. İstersen biz seninle biraz hava alalım. Değil mi? Hem insanların iştahını daha fazla kaçırmayalım değil mi Nurcuğum? Hadi. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne olsun. Dağlara taşlara. Ne pismiş bizim kızın tersi yahu. Bozdu ki. Bu kadar da olmaz yani. Hırsımdan şimdi... Bence artık onu suçlama. Ne? Kimi suçlamamı isterdin? Kendini. Sinirlerini bozmasına izin veren sensin. Ona bu fırsatı veren de sensin.
Belki de sizin ilişkinizin doğası budur. Belki de sen böyle seviyorsundur. Oradan baktığında acı çekmekten hoşlanıyor gibi mi duruyorum? Bilmem. Bu soruyu kendine sorsana. Bu kaçıncı Nur? Dönüp dolaşıp senin sandığın gibi onlarca yol kat ettikten sonra hep aynı yere, aynı kavgalara, aynı kısır döngüye varıyorsunuz. Sence de kendine bazı soruları sormanın zamanı gelmedi mi artık? Yani bu ne şimdi? Ben anlamadım ki. Yani dolandırıcılık ne demek oluyor ya? Ya eli bıçaklı serserinin teki iftira atıyor. Hop kızı gelip evden alıyorlar. Olacak şey mi yani? Sen dur dur. Bir sakin ol, sen bir dur. Avukat bu mevzuyu halledecek. Ondan sonra ben o serseriyi yakalayacağım. Onun hayatını, şaftını. Bu nasıl iş ya? Ya iftira atmak bu kadar kolay mı? Hayır, o bir şey değil. Şimdi boşu boşuna teyzemin diline düşecek. Zaten demediğini bırakmadı kızı. Ya hayat işte. Yağmur da kardeşiniz ama o da istenmeyenler kervanından Cahit Bey. Emin, boş boş konuşma. Arif Bey, nedir durum? İşlemler az sonra bitecek. Sonra da nöbetçi mahkemeye gideceğiz. Nöbetçi mahkeme ne ya? Nereden çıktı şimdi? Bir dakika, bir dakika Arif Bey. Mahkemede nereden çıktı ya? Kardeşinin suçlamaları kabul etti. Deniz havası bambaşka. İnsan şöyle derin bir nefes çekince içi temizleniyor sanki. Sen deniz kenarında ev tutacaksın galiba. Aa cidden. Sen hala otelde kalıyorsun değil mi? E nereye kadar? Güzel soru. Benim de bir düzen kurmamın vakti geldi sanırım. Sana şöyle bol bol deniz havası alacağın bir ev bulalım. Tamam. Yazalım bunu kenara. Bazen günün koşturmacasında nerede olduğumu bile unutuyorum. İstanbul'u pek yaşayamıyorum. Ama şöyle sakin bir vakitte karşısına geçip bakınca... ne güzel memleket İstanbul. Tadını çıkarabiliyor muyuz? Hakkını verebiliyor muyuz belli değil. Bir gün. Tek bir gün doya doya çıkarmıştım tadını. Daldım gittim değil mi? Güzel bir yere daldın sanki. İstanbul'a. Yiğit Kozan'ın İstanbul'una. Yiğit'e aşık olduğum ilk gün
her şeyin başladığı gündü. Yabancısı olduğum İstanbul'da kalbime çok tanıdık birini bulduğum gündü. O günden bugüne İstanbul hep aynı. Hep güzel, hep karmaşık, hep telaşlı. Ama biz nereden nereye geldik? Ona ne kadar kızarsam kızayım, ne kendimden, ne senden, ne de İstanbul'dan saklayamam. Kalbim hala o günkü gibi, hala onun için, hala onunla çarpıyor. Aşk. Bu işte değil mi? Herkesin farklı bir aşk tarifi vardır. Belli ki seninki de bu. Göremediğimiz bir durum yok Yiğit Bey. Yağmur Hanım tutuksuz yargılanacak. Yani şikayetçilerin de sizin teklifinizi kabul edeceğini düşünüyorum. İlk celsede serbest kalacaktır. Peki. Haberleşiriz o halde. Hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ben özür dilerim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Arabaya. Dalgınsın. Neden böyle oluyorum Fatih? Ona bu kadar kızgınken, yani tam kendimi, aşkımızı, yaşadıklarımızı sorgularken böyle bir şey oluyor. Küçücük bir şey. Bu geceki gibi. Her gün önünden geçtiğim İstanbul manzarası mesela. Paldır küldür beni ilk günkü olduğum yere geri götürüyor. Bütün kızgınlıklarım, kırgınlıklarım, hatalarım, haklılıklarım hepsi uçup gidiyor. Ona kızgın kalamıyorum. Neden bu kadar zayıfım? Bu kadar mı güçsüzüm ben? Sadece hazır değilsin. Hayır, yanlış anladın. Benim öyle bir hazırlığa niyetim yok. Evet, aramız kötü olabilir. Küs olabiliriz yani. İkimizin de hataları olabilir. Ama senin hazırlıktan kastın ayrılıksa eğer... Neden gülüyorsun? İyi misin? Fatih söylesene, neden güldün? Fatih! Ya neden güldüğünü söyler misin? Yiğit'ten ayrılmaya hiç niyetin olmadığının farkındayım. Bunu hala bana açıklamak zorunda hissetmene güldüm. Ha, yani dalga geçtin benimle. Sadece hala kimden bahsettiğimi anlamamanı gülünç buluyorum. Yani Yiğit'ten kafanı uzaklaştıramıyorsun ama ben senden bahsediyorum Nur. Tamam, ben de sana neye hazır olmam gerektiğini soruyorum. Thank you.
Nereden geliyorsunuz siz? Ne işin vardı onlarla? Ne? Konuşmayacak mıyız? Bırak. Kendi otursun, düşünsün, istediği zaman gelir konuşur. Ne oldu? Ne yapmış? Vahim galiba duruma. Cahit anlatsın. Cahit'im ne oldu ya? Telefonlu mesajımı okuduktan sonra kapatmamışsındır. Bana ihtiyacın olduğunu düşünmüştün. Telefonum açık. Uyumuyorum. Mesajımı alınca arayabilirsin. Ay hadi biz azıcık yürüyelim. Benim, hadi yürüyeyim bakalım. Gel canım. Ne diyorsun sen şimdi bu kıza? Resmen dolandırıcılık yapmışlar ya. Allah'tan böyle profesyonel şebeke falan değil yani. Böyle ufak ufak tırtmışlar milleti. Ay ne fark eder? Çok sinir bozucu. Ay Cahit'in çok morali bozuktu zaten. Gece uyku girmedi gözüne. İçi içini yedi. Nasıl bana söylemez diye. E kolay değil. Utanmıştır. Korkmuştur. Aslında ben seviyorum onu biliyor musun? Anlıyorum onu ben. Hata yapmış. Tamam. Yani azıcık dilinden konuşabilsem oturup dertleşeceğim ama. Bak. Onun dilinden anlayan orada. Dün gece çok üzüldü. Aklı yağmurdaydı belli. Konuşmaya çalıştım ama pek bir şey anlatmadı. Kız. Bana bak. Bu yağmura şey mi azıcık ha? Yok canım. Bu Yaren'e... Ay. Yaren'i ne karıştırıyorsun şimdi be? Hem neden olmasın ki? Bence çok tatlı olurlar vallahi. Aman bizim aileden biri de Kozangillere abayı yakmasın zaten. Yiğit nasıl? Ha, onu hiç bilmiyorum. Mabedi var ya, bilardo odası. Oradaydı, hiç çıkmadı. Ne yapıyor acaba? O bilardo masasının üstünde mi uyuyor nedir? Dün ona mesaj attım. Mesajımı okuduğunu gördüm ama cevap vermedi. Aradım, telefonu kapalıydı. Yani... Benimle konuşmak isteyeceğini düşünmüştüm ama baksana saat kaç oldu, ses yok.
O da sinirli ama sana. Sen de bilmiyormuş gibi. E tamam. Ben de ona sinirliyim. Ay ne değişir? Biz birbirimize kızgınken bile birbirimize destek olabiliyorduk. Hem sorunlarımız var diye ne yapacağız yani? Birbirimizden saklanacak mıyız? Aman da biri yumuşamış mı acaba? Hadi hadi. Beni daha fazla oyalama. Bir de işe geç kalıp patrondan fırça yemeyeyim yani. İyi hadi. Hadi görüşürüz. Mesajımı okuduktan sonra kapatmamışsındır. Bana ihtiyacın olduğunu düşünmüştüm. Telefonum açık, uyumuyorum. Mesajımı alınca arayabilirsin. E tamam hayatım, ben çıkıyorum zaten şimdi evden. 10 dakikaya otelde olurum. Hiç konuşamayacağım şimdi seninle. Sen gitmedin mi daha ya? Gidiyorum, birazdan gideceğim. Ya tamam hadi sen git, devam et, tamam. Senin neyin var ya? Burada durmuşsun böyle. Böyle saklanır gibi. Ne dedin? Bir şey söylemedim ya, bir şey demedim ben. Sen belli ki buradasın daha. Ben gideyim bari. Hadi görüşürüz. Güle güle, hadi güle güle. Günaydın. Sana da. Duyamadım. Sana da dedim, sana da. Hayırdır Nurcuğum? Birini mi bekliyorsun sen? Biliyor musun? Hiç havamda değilim. Vallahi sabah Cahit'le biraz konuşmaya çalıştım ama elmastan fırsat bulup bir yalnız kalamıyoruz ki. Pek bir şey söylemedi Cahit. Ama canı çok sıkkın. Belli çok ciddi bir şey. Dolandırıcılık. Ne diyorsun? Hiç şaşırmadım. Aa! Ya ekmek yediği evden çalıp çırpan bir insandan ne beklersin? Mayası bozuk kızın, mayası. Ama bu iki kafadar kardeş buna böyle yüz vermeye devam ederlerse bu kız daha çok iş açar bizim başımıza. Aa. Ay vallahi böylesini de hiç görmedim yani. Aman üf, tabii şimdi ister istemez aklıma Yaren geliyor. Hani Yaren nerede, bu kız nerede? Ha bu arada Face'den mesaj atmış bana, biraz yazıştık geçen akşam. Hiçbir şeyden haberi yok. Ben de hiç ses etmedim. Evet. Haberi yok. Şimdilik. Hadi bakalım. Ne var aklında yine senin ha? Aa.
Niye ben gelince sustunuz? Ha? Ne konuşuyordunuz bakayım? Entrika spor. Bak çok müthiş bir şey söylediğini düşünüyor şu anda. Neyse ben gideyim kızımla ilgileneyim biraz. Zavallıcığın morali çok bozuk. Dün geceden beri odadan burnunu dışarı çıkaramıyor korkudan. Aa, niye bana bakarak konuşuyorsun be? Hem niye korkuyormuş ki çocuk? Allah Allah, niye korkuyor acaba? Dün gece çocuğun aklını aldın, şimdi de numaradan merak mı ediyorsun? Nazan bak, o çocuğu bana karşı doldurma, hiç yemem bu numaraları. Ha, haberin olsun. Sen yeme. Ben kime yedireceğimi çok iyi biliyorum. Tövbe yarabbim. Ay, ay ayaklarımda çok şişiyor artık. Aytül Hanım, sen eski topraksın ya. Ne önerirsin benim hamilelik ödemime? Senin ödemin ayaklarında değil. Çenende. Çeneme sağlık, çeneme bereket. İşte öyle yaylana, yaylana gidersin Aytülcüğüm. Ne haber teyze? Hayret bir şey ya. Şımartın. Hırsızı, uğursuzu şımartın başımıza çıkarın. Meydan boş ya. Meydan boş mu? Yaren, uyandırdın mı yavrum? Yağmur. Yağmur girebilir miyim? Bak seninle konuşmak istiyorum. Bari evden kaçmamışsın. Kaçmadığım ne malum? Öyle parka kaçacak kadar komik olduğunu düşünmedim. Üstüne yakam. Böyle tavır yaparak mı daha iyi olacaksın? İyi olmak isteyen kim? Bak böyle asi kız ayakları yaparak ne kadar utandığını saklayamıyorsun. Konuşmaya ihtiyacın olduğunu da saklayamıyorsun. Ya git işine ya. Konuşmaya ihtiyacım falan yok benim. Hem ben utanmazım ya. Utanmazım ben. Utanmazım. Kaç bakalım, kaç. Ama konuşmak istersen ben buradayım. Beklerim. Çok beklersin. Günaydın Yiğit Bey. Fabrikadaki parçaların numuneleri... Tamam, tamam, tamam. Sen bana Nur Hanım'ı çağır. Yiğit Bey yedek parça numunelerini okeyledi mi? Fabrikadan bekliyorlar. Lafımı bile bitiremedim. Nur Hanım'ı çağıracakmışım. Ama Yiğit Beyleri fabrikaya bekliyorlar. Onay almadan nasıl olacak ki? Ona da Nur Hanım karar verir. Ne yapalım? Nasılsa işimiz gücümüz Nur Hanım burada.
Kolay gelsin Nur Hanım. Sağ ol. Yiğit Bey seni odasında bekliyor. Öyle mi? Öyle. Günaydın. Yiğit beni çağırmış. Büyük haber. Ya dalga geçme. Bence o da sakinleşti. Kızgınlığı bir kenara bırakıp beni anlamaya çalışıyor. Umarımdır. Umarım bunu başarabilir. Seni mutlu görmeyi seviyorum. Mutlu olacağım. Yiğit'in beni en azından anlamaya çalıştığını görünce... Ha, tabii bir de ajanstan ilk işimi alıp rahatlayınca çok mutlu olacağım. Bol şans. Bence daha fazla bekletme Yiğit. Görüşürüz. Gel. Geldim. Sen mi başlayacaksın, ben mi başlayayım? Çok fazla zamanımız yok zaten. Tamam, başla o zaman. Ha, bu arada mesajlarımı almadın herhalde. Gidebilirsin. Anlamadım. Daha bir şey konuşmadık ki. Konuşacak bir şey yok zaten. Gidebilirsin. Anlamıyorum seni. Nereye gidebilirim ki ben? Sen çağırmadın mı konuşmak için? Evet, buraya patron olarak çağırdım seni. Patronum olarak? Ve patron olarak gidebileceğini söylüyorum. Nazikçe. Nazikçe. Nazikçe yani sen... Kovuldun. Sen beni kovuyor musun? Kovuyorsun yani. Bak Nur, bu şirketin bazı kuralları var. Her büyük şirketin sahip olduğu gibi kesin ve net kurallar. Yani adamına göre esnemesi söz konusu olmayan kurallar. Merak ediyorsan söyleyeyim, kimse bu şirkette ikinci bir işte çalışamaz. Mesela bir örnekle açıklamam gerekiyorsa, sekreterimizin mankenlik yapamayacağı gibi. İnanamıyorum sana ya. İnanamıyorum. Kişisel bir şey değil Nur. Sadece şirket politikası. Kişisel bir şey değil demek. Şirket politikası demek ha? Ben sana bunun ne politikası olduğunu söyleyeyim. Bu senin intikam politikan ya. Anlıyorum seni. Sen beni tehdit ettiğinde bunu ima etmeye çalışıyordun demek. İnanamıyorum ya, inanılmaz ya. Sen tek kelimeyle inanılmazsın. Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir acımasızlık? Ya bu nasıl bir öfke ya, ha? Sen ne zaman böyle bir adam oldun? Beni ya, beni. Beni sana yakın olabilmek için, seni her gün rahat rahat görebilmek için girdiğim işten bile kovuyorsun ya. Sırf canımı acıtmak için beni daha az görmeyi göze alıyorsun. Sırf bana ders vermek için. Ders vermek? Ders vermek sana. Ya söz konusu bile değil çünkü almazsın. Sen almazsın, sen ders falan almazsın. Fıtratında yok senin. Eğer sen ders almış olsaydın dönüp dolaşıp tekrar karşıma manken olmak için gelmezdin. Anlamamak için kendini paralıyorsun değil mi? Ya ben manken olacağım demiyorum. Borcumu kapatana kadar mankenlik yapacağım diyorum ya. Ek iş diyorum, ek ek. Ama sen ne yapıyorsun? Ya borcum olduğunu bile bile beni kovuyorsun ya. Sen kendi ayakların üzerinde durmak istemiyor muydun? Bedel. Ödeyeceğin bedel bu muydu? Kendi ayaklarının üzerinde durmak öyle değil. Böyle olur. Gidebilirsin. Evet. Yeni iş hayatında başarılar. Arkadaşlar çıkış işlemlerini hallederler. Dert etme.
kapışmışlar yine. Ağlıyor baksana. Ne oldu acaba? Toparlanıyor mu bu? Aa, cidden toparlanıyor. Kızlar, gözlerim doğru mu görüyor? Gidiyor seninki. Sen mi becerdin, doğru söyle. Aman nerede? Ama becerenin eline sağlık vallahi. Aa, ağlıyor. Kesin kovdu Yiğit Bey. Kesin İclal Hanım'ın işi bu sefer. Valla kızlar, bu sene organizasyonu sıkı tutursunuz. Dernek yaza böyle bomba gibi girecek belli. En ince detaylara kadar birebir ilgileniyorum İclal'cim. Bu gece çok ses getirecek, çok. Bence de bu gece çok ses getirecek de... detay deyince geldi benim de aklıma kızlar. Bu detaylarda ben de böyle küçük, minicik bir değişiklik yapmak istiyorum. Olduğunu sormaya korkuyorum. Kovdu beni. Kovdu mu? Kovdu. Ayaklarının üstünde durmak öyle olmaz, böyle olur dedi. Düşündüğümden daha acımasızmış. Boşuna tehdit etmemiş. Kötü oldu. Tam da sıkışık zamanda. Ondan merhamet dilenecek değilim. Madem bu kadar sert vuruyor, vursun. Kırsın, hırpalasın beni. O kırdıkça daha da güçlü olacağım ben. O vurdukça ayaklarım yere daha sağlam basacak benim.
Öyle sert, öyle güçlü, öyle yalnız basacağım ki yere. Göreceksin. İyi misin? Nur bak. Lütfen. Yalnız kalmak istiyorum. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Ama her şey iyi olacak. Bunu unutma, tamam? Sen öyle olmasını istediğin sürece her şey daha iyi olacak. Senin kader değil. Fatih, neredeler? Neredeler? Allah kahretsin. Başladılar işte. Başladılar. İyi misiniz ha? Yaralı var mı? Biziz, biziz. Ajanstan Özge ben. Merhaba. Evet, evet dinliyorum. Hayırlı olsun. İlk işinizi aldınız. Biraz önce seçildiniz. Bir müzayedede çalışacaksınız. Kısa sürede iş geldi. Tebrik ederim. Daha çok iş yapacağız sizinle. Teşekkür ederim. Seyahat tehlikeli bir hal aldı. B koduna geçiyoruz. Bütün birimlere haber verin. Başladı gene A kodu, B kodu, X, Y, Z, D kodu. Ne kodmuş arkadaş? Ha, ama daha iyi çocuk çalışıyor. Özel birimi de çalışıyor maşallah. Ama ne oluyor? Neticede ne oluyor? Benim arabam delik deşik oluyor. Nerede senin korumaların ha? Nerede o korumalar? Bana sakın işimi öğretmeye kalkma. Sana 50 defa arabanı değiştir dedim. Ama sen ne yaptın? Altında 1000 tane araba olmasına rağmen sırf benim sözümü dinlememek için aynı arabayla gezdin. Zıtsız arabayla. Ya bırak Allah aşkına. İşi gücü bırakıp Nur'la Yiğit'in arasını nasıl bozarım diye düşünmekten başka ne işe yararsın sen? Ya adamlar burnumuzun dibine girip arabamı taradılar be, arabamı! Bak Yiğit, bu iş böyle olmaz. Böyle bir yere varamayız. Bu mesele çözülene kadar aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakmak zorundayız. Fabrikaya karayoluyla gidemeyiz, bu çok tehlikeli. Hı. Bak şimdi gerçekten Alman oldun ha, tam saf. Saf Alman oldun ha. Neyle gitmeyi tercih edersin? Hı? Uçakla? Hı? Fabrikanın nerede olduğunu biliyor musun sen? Helikopter. Helikopter. Çok iyi fikir ha bu. Hiç aklıma gelmemişti. Çok iyi fikir ha bu. Ya sen oranın havasını biliyor musun? Dağlarını, mağlarını? Ha? Biliyor musun? Mevsim burada günlük güneşlikken orada hava nasıl olur biliyor musun? Helikopterle gideceğiz Yiğit. Böylesi daha güvenli.
olmaz yani şimdi. Birinin kovdu mu yani seni? Birinin kovdu yani. Hı? Kovdu. Pes. Umrumda değil. Oldu canım. Yalnız siz böyle artık kavgalı değil, bildiğin kanlı bıçaklısınız sen, onun farkında mısın? O öyle istedi, öyle olduk. İyi. Bitti o zaman yani. Kızım bir şey söylesene. Bitti o zaman yani. Tamam, siz aşkınız bitti demek ki. Kaçma işte. Kaçma, bir şey söyle. Bittiyse bitti de. Aa. Nereye bitiyor? Bitti mi yani kardeşim ha? Bu kadar mı? Buraya kadar mı yani? Yani hem kızı işten kovuyorsun, hem gırtlağına kadar borca batmış sevgini işsiz bırakıyorsun, hem de kızı hiçbir açıklama yapmıyorsun yani. Ya tamam, hadi oyna. Hadi sıra sende, oyna. Ya bırak Allah aşkına, ne oynayayım ya? Ne oynayayım ben? Yani hem benim sekreterimi kovuyorsun ya, bana sormadan nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun ya? Ayıptır ya. Ayıptır? Ya git konuşturma beni, Allah'ın peygamberini seviyorsan ya. Hayret bir şey. Benden habersiz benim eski karımı işe alan sensin be. Ya bırak Allah aşkına ya. İstemem yan cebime koy, yapma bana. Ya fena mı oluyordu? Her gün birbirinizi görüyordunuz. Yani denk geliyordunuz falan. Kötü mü oluyordu yani? Yani bir sıkımlık böyle öfkeyle böyle şeyler yapıyorsun. Hem o kızı üzülüyorsun, hem de kendin üzülüyorsun yani. Ya boş boş konuşma Allah aşkına. Sen hem yapana değil, yaptırana bak. Hem Kozan Otomotiv şirketi çatısı altında çalışacaksın, hem de gidip mankenlik yapacaksın. Yok ya, oldu. Başka arzunuz var mı? Peki. Peki tamam, ben bir şey demiyorum. Yani şu an ateşlisin, böyle konuşuyorsun, tamam? Bu ateşin sönsün, ben seni o zaman göreceğim. Şimdi bir şey demiyorum, tamam? Peki. Burada mısın? Yürü git işine ya. Ya işte bulsam gideceğim de. O yüzden şimdilik işim sensin. Ya ne zırvalıyorsun sen? Ya ne yapayım, işmiş yok. Hatta şöyle diyorum. Acaba ben de bu dolandırıcılık işlerine mi girsem? Ne diyorsun sen be? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. E sabah söylüyordum, ben utanmazım diyordum. Ne oldu? E tamam işte, madem utanmıyorsun bana öğret, ben de yapayım. Bana bak hem sinirlendirme beni. Yürü git kumda oyna. İçeri giremiyorsun değil mi? Hı? Sözde olmayana utanma duygunla paşa paşa utanıyorsun. Çekip gidemiyorsun da. O içeridekileri, yani hiç değilse abilerini sevdim bir kere. Onlara öyle arkana dönüp gitmek zor. Git başımdan. Senin derdin ne be kızım? Kör müsün, aptal mısın? Nesin sen be? Bak, içeride senin gözlerine bakan iki tane adam var. Kendi gözlerimle gördüm. İkisi de sana abilik yapmak için bekliyorlar. İkisi de sana ellerini uzatmışlar. Senden sadece o elleri tutmanı bekliyorlar. Sen ne yapıyorsun? Yüzüne saçma sapan, abuk sabuk bir maske takmış, korkularını gizlemeye çalışarak onlara sırtını dönmeye çalışıyorsun. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin beni böyle yargılıyorsun? Kimsin sen, benim karşıma geçmişsin böyle bilmiş bilmiş konuşuyorsun? Ya sen beni ne kadar tanıyorsun? Senin korkan biri olduğunu anlayacak kadar iyi tanıyorum. Kafana takma sen.
Güzel. Ay, ay bakayım şuna. Çok şık. Çok zarif. Evet. Ve yarın akşam Nur'un boynunu süsleyecek. O sefil böyle bir gerdanlı ancak bu şekilde takabilir zaten. Anne kovulmuş biliyor musun? O Yiğit'in sekreteri yetiştirdi. Yiğit bayağı kovmuş Nur'u. Bak sen. Dur anne dur. O yılan işte böyle böyle üst üste darbeler alacak. Dur sen. Yakışıyordun benim masalıma. Sen benim kahramanımdın. İyi geliyordun acıyan yanlarıma. Sen benim dermanımdın. Sıcak ekmek kokusu gibi. Baba evi uykusu gibi. Ya giderse korkusu gibi. Ne güzeldin sen içimde. Sıcak ekmek kokusu gibi. Baba evi uykusu gibi. Ya giderse korkusu gibi. Ne güzeldin sen içimde. Neden kaçtın masalımda? Sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Benden niye vazgeçtin? Neden kaçtın masalımdan? Sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Benden niye vazgeçtin? Kahramanım benden niye vazgeçtin? Anne. İclal. Bak bu nefti sana çok yakışır. İcil Hanım siyah da senle elbiseyi daha çok beğenmişti. Bence ikisi ona çok yakışacak. Deneyeceğim, deneyeceğim. Ben onların hepsini deneyeceğim. Bu özel gecenin hakkını vereceğim ben anneciğim. Sen merak etme. Eminim. Daha iyi görünüyorsun. Toplamışsın belli. Başka şansım yok. Bugün ilk işime çıkacağım. Menajerin olarak şu ilk işine yakından bakmak isterdim. Ben de fazla bir şey bilmiyorum. Bir müzayedenin kapanış parçasını tanıtacağım. Ama parça ne, bir şey mi giyeceğim, elimde konu mankeni olarak bir şey mi tutacağım onu bile bilmiyorum. Gizemli ve havalı görünüyor. Ya dalga geçme. Yani heyecanlı mı desem, gergin mi desem bir tuhafım zaten. Şaşırtıcı değil. Üzerinde hem ilk iş heyecanı hem de Yiğit'in gerginliği var. Gördün mü onu bugün? Yok daha şirkete gitmedim. Ama bir iş gezimiz olacak. Bol bol görüşeceğiz yani. Ha, fabrika ziyareti. Aman ne mutlu sana. Ya sen mutlu musun bari? Alışabildin mi ayrılığa? Şirketi hiç özlemedim desem şaşırmazsın herhalde. Onlar da arkamdan şampanya patlatmıştır artık. Ayrılık derken şirketi kastetmiyorum biliyorsun değil mi? Anlaşıldı. Hala sesli söyleyemiyorsun. Adını koymak istemiyorsun. Daha hazır değilsin demek. Ama dilinle söyleyemesen de bununla da ayrılık. Biliyorsun değil mi? Ben artık yavaş yavaş kalkayım. Ajansa gitmem lazım hazırlanmak için. Siz bugün yola çıkıyordunuz değil mi? Planlarda biraz değişiklik oldu. Yani karayolu yerine hava yolunu tercih ediyoruz. Hava yolu? Helikopter. Daha hızlı olalım dedik. Sabah çıkacağız yola. Yiğit'in akşam programı varmış zaten. Ya
Ne güzel. Programı varmış demek. Başlatıyorum. Çok prestijli bir tablo biliyor musun? Alsam mı acaba ya? Gerçi eve ağır gelir de sen koyar mısın şirkete bunu? Saçmalama İclal ya. 55.000. 65.000. Seni bir sarmadı bu sene. Bir olmadı. Hemen sıkıldın. Sıkılmak mı? Aşk olsun ya, olur mu öyle şey? Ne zaman biter? Ama Yiğit'ciğim, yani daha ben kapanış yapacağım, aşk olsun sana ya. Tamam. Tamam, sen merak etme, az kaldı. Az kaldı, biter birazdan. Yetmiş beş bin! Az kaldı Nur Hanım. Takınız da geliyor şimdi. Çok merak ediyorum. Kim ne olduğunu bile söylemediler. Ajansınız bilgi vermemiş sanırım. Ben de markayı tanımıyorum ama son dakikada sizin yüzünüzde karar verilmiş. O yüzden herhalde fazla bilgi veremediler. Anladım. Geldi nihayet. Güzelmiş. Çok iddialı. Nasıl ya? Bir şey mi tuzak oldu? Tuzak kurmuş bana. Tuzak kurmuş bana, Allah kahretsin ya. Tabii saklar kim olduğunu ya. Tabii saklar, söylemez. Allah kahretsin ya, aptal kafa, aptal. Olamaz ya, olamaz. Olamaz ya, bu kadar da olamaz yani. Tuzak kurmuş resmen ya, tuzak kurmuş. Nur Hanım lütfen, arttırmaya çıkmanız gerekiyor. Sakin olun lütfen. Tuzak kurmuş bana ya, tuzak kurmuş ya. Olmaz ya, olmaz ya, bu kadar olmaz ya, olmaz. Olmaz, yapamam ben, yapamam. Ve kışın baharı adlı tablomuz 75.000 lira karşılığında İclal Kozan'a gidiyor. Parçası. Az önce sanatseverliğini konuşturmuş olan saygıdeğer üyemiz İclal Kozan bu çok özel tasarımını sizlerle buluşturuyor. Allah Allah ya. Ne oldu, bir terslik mi oldu acaba? Sanırım İclal Hanım'ın tasarımı biraz nazlı. Yoksa çok coşkulu bir alkış mı bekliyor? Seneye daha komik bir sunucu bulun. Kadının esprisiz ya, o yazık. Ya, edemezsin. Beni yine rezil ediyor. Bu ne yapıyor ya? Evet, 55.000.
8 bin.